Bu parçanın yazılış amacı hangisidir? Değerli öğrencilerim, yazılış amacı ya da ana fikir sorularında %50-60 olasılıkla paragrafın fikri ya da amacı sonda verilir. Biz sadece buraya bakarak çözebiliriz bazı soruları. Ama tabii ki ben size metnin tamamını okumanızı kesinlikle tavsiye ederim. Ne demek? Önce son kısma bakalım. Diyor ki bütün kitapları okuyamayız elbette. Yani bir insan bütün kitapları okuyamaz. Ben buna ikna oldum. Zaten çok okumaktansa etkili okumaktır değerli olan. Şimdi çok okumayın diyor. Yani ben 100 tane 1000 tane kitap okuma, okudum demektense Etkili okumak, verimli okumak, kaliteli okumak çok önemlidir diyor. Değerli öğrencilerim ÖSYM çokluğu nicelikle tanımlar. Nicelik sayıdır. Diyor ki sayı olarak çok olmasındansa etkili olanı, değerli olanı oku diyor. İşte etkili ve değerli olanı da ÖSYM nitelikle anlatıyor. Bunlara dikkat edelim. Yani nicelik önemli değil, önemli olan niteliktir. Sayı değil, sayı niceliktir. Kalite önemli yani nitelik önemli. Cevabımız C şıkkı. Okumada insanların nicelikten çok yani sayısından çok niteliğe önem vermesi gerekiyor. Yani kaliteye önem vermesi gerekiyor. Yine parçanın genelinde bundan bahsediyor. Diyor ki hızlı okumalar bana göre gelişmeyi engelliyor. Hızlı okuma bir onu bir onu bir onu okuma diyor. Bakın hatta şurada diyor ki dünyada koşarak hiçbir yere hiçbir şey görülmez diyor. Yani yavaş ol diyor. Birini bitirip diğerine zıplama diyor. Hatta şurada da bakın. Bir kitabı kapayıp diğerine geçmek için beklenmeli bana kalırsa. Hemen birini bitirdin diğerine geçme diyor. Cevabımız C şıkkı olacak. Baştan sonra bunu anlatıyor arkadaşlar. Bu parçada asıl anlatılmak istenen hangisidir? Yani bize neyi soruyor? Ana fikir sorularını soruyor. Ana fikir soruları %50 olasılıkla sonda, %30 olasılıkla başta, %20 olasılıkla paragrafın geneline yayılır. Burada başta ve sonda vermişti. Hemen kısaca bakalım. Hayatla boğuşurken hayatın anlamını da keşfederiz. Hayatla boğuşmak yani hayatın zorluklarıyla uğraşırken hayatın anlamını da keşfederiz. Kafamızı taşlara vururken, hayal kırıklıkları yaşarken, ızdırapları alt etmeye çalışırken biz bu hayatı anlamlandırmaya çalışırız. Bakın direkt cevaba götürdü birinci kısım. Hayat hep bir mücadele. Şurayı ilerleyen kısımlarda yine verecek. Yani hayatla boğuşmaktan bahsediyor. Buradan da bahsediyor. Yine mücadele etmekten. Bir çırpınış gayret çabadır. Bir çırpınıştır diyor. Taşa vururken, hayal kırıklıkları yaşarken, ızdırapları alt etmeye çalışırken. işte bu nedir arkadaşlar? Bir çabadır. Bütün bunlar yaşamı var kılar ve anlam katar anlam katar. Bakın burada var. Sonrasında da devam ediyor. Yine sonunda aynı şeyi söylüyor. Hepimiz hikaye eden varlıklarız. Geriye bizden bir hikaye kalsın istiyoruz. Bu hikayenin olması için de dert ve ızdıraba göğüs germeliyiz. Yani zorluklarla mücadele etmeliyiz bir hikaye yazmak için, hayatı anlamlandırmak için. Cevabımız Bursa olacak. Diğerlerine de bakalım. Kendi belki A yapan olabilir. Kederi yani üzüntüyü tecrübe etmek sizin mutluluk tek başına tam anlamıyla tecrübe edilemez. Yani acıları yaşa ki mutlu olasın gibi bir mesaj yok burada. Hayatın zorluklarının olduğunu ve bu zorluklara mücadele ederek hayatı anlamlandıracağımızı söylüyor. Yani mutluluk üzerine kurulmuş bir metin değildi. Şurada mutluluğu örnek olarak veriyor ama birisinden bu üzerine kurulduğu bir kalıp değildi. Haz'ın hayatın tek hedefi haline getirişi insan insanların çocukların çocukluktan çıkamayışlarına bir işarettir diyor. Arkadaşlar burada çocuklukla alakalı hiçbir şeyden bahsetmiyor yukarıda. Onun için bu olamaz. İyi bir hayat bir tarafıyla hem dert olabilmekte hem dert olabilmek insanların birbirinin derdini anlamasından bahsediyor. Ama yukarıda insanlar birbirinin derdini anlasın falan demiyor. İyilik, ızdırap içindeki iyilikle alakalı yukarıda hiçbir kavram yoktu. Onun için cevabımız Bursa olacak arkadaşlar. Bu parçada anlatıldığı gibi düşünen yazar için hangisi söylenebilir? Değerli öğrencilerim burada Bartis diye bir adam diyor ki yazarın ölümünde metni oluşturduğu ve okurla buluşturduğu andan itibaren yazarın metinle arasında kurduğu mülkiyet ilişkisi ortadan kalkar. Yani yazar bir kitabı yazdı bunu gitti okurla buluşturdu. Artık o kitap mülkiyet ilişkisi dediği bu o kitap artık yazarın değil Mülkiyet ilişkisi bitti. Yani o kitabın mülkiyeti yazara ait değil artık okura aittir diyor. Ve metin doğrudan okurun mülkü haline gelir. Yani yazdın okura ulaştığı andan itibaren senden çıkar bu kitap artık okurun olur diyor. Metin yazardan bağımsızlaşır. Yani kitap yazardan bağımsızlaşır. Dilsel yolculuğunu sürdürür. Yani ona anlamı kim katar diyor kesinlikle okur katar. Başka bir ifadeyle söyleyecek olursak Barters metnin varlığının aslında yazarın hakim konumunun güvencesini sağlayacak bir yatırım olmadığını yani yazarın artık onun üzerine bir etkisinin olmadığını ya da en azından denklemin bu şekilde kurulmaması gerektiğini söyler. Bu şekilde anlatıyor. Yani diyor ki bir kitabı yazdıysan artık o kitap yazarın değil okura buluştuğu andan itibaren okurundur. Okul, okur şekil verir, okur anlamlandırır diyor. Onun için de cevabımız C şıkkı olacak. Metnin yazardan bağımsız olarak okur tarafından anlamlandırıldığını söylüyor. Direkt yukarıyı açıkladı. Diğerlerine de bakalım. Yazmanın yetenek ürünü olduğu, yetenekle alakalı hiçbir şey söylemiyor. Edebiyatta geçmişten beslenerek geleceğe ulaşır. Geçmişten beslenelim, geleceğe öyle ulaşırız. Böyle bir bilgi yok. Metinlerin çoklu bakış açısıyla yazılması gerektiği böyle bir şey yok. Yani farklı farklı bakış açılarıyla yazalım. Öyle bir şey de yok. Yazarın yerel özelliklerini koruyarak evrensel kimlik kazanması. Yani tüm dünyaya hitap etsin diyor burada da. Evrensel tüm dünyaya hitap eden, yerel belli bir topluma hitap eden ama burada tüm dünyaya hitap etsin de demiyor. Okur anlamlandırır diyor arkadaşlar. Bu parçanın yazarı ile ilgili hangisi söylenebilir? Değerli öğrencilerim şurada örnek vermiş. Gördünüz mü? örnek verdiği için son kısım aslında bizi çok ilgilendirmiyor. Burayı okuyacağız. Anlamazsak buraya gelebiliriz. Bakarız o duruma göre. Ama örnek sadece daha somut hale getirsin diye verilmiş bir unsur. Başladım. Öykünün diliyle, kurgusuyla, karakteri ve atmosferiyle ete kemiğe büründüğünü düşünüyorum ete kemiğe bürünmek, var olmak, somut hale gelmek, görünür olmak demektir. Diyor ki bir öykü nasıl var olur? Diliyle, kurgusuyla, karakteri ve atmosferiyle var olur. Bazen bir öykü diliyle ve olay örgüsüyle yola adım atabilir. Yani bir öyküyü başta, başlangıçta dili ve olay örgüsüyle yola çıkabilir diyor. Ama yolda öykünün diğer unsurlar devreye girerek tüm dengeleri değiştirir. Yani siz bir olay belirlediniz, bir dil belirlediniz, yola çıktınız, öykü yazmaya başladınız. Ama süreç içerisinde diğer unsurlar ortaya çıkarak tüm dengeleri değiştirebilir diyor. Bunu bildiğim için hiçbir zaman gerçeküstü bir olayı yansıtsın ya da yaşamı kopyalasın veya bir öykü kişisiz, sırada hastalanıp yatağa düşsün gibi düşüncelerle yola koyulmam. Yani başta belirlediğiniz şeyin bir önemi yok. Süreç içerisinde birçok şey oluşur eserlerde diyor. Cevabımız A olacak. Öykülerin kurgusal bütünlüğüne yazılış süreci içinde yön verilir. Yani en başta yön verilmez. Süreç içerisinde diğer unsurlar devreye girerek şekil değiştirebilir. Onun için süreç içerisinde yön verilir. Bakın ne diyor? İşte şu şöyle olsun, bu böyle olsun gibi düşüncelerle yola koyulmam diyor. Çünkü süreç içinde anlaşılır. Bak burada da örnek verdi. Örneğin gündemde olan göç konusunu yaşanmışlıklar ekseninde anlatarak başlamıştım son öyküme. Bir öyküye başlamış demiş ki yaşanmışlıklar ekseninde anlatayım ben bunu. Sonra bir süre sonra temayı gerçeküstü bir kurguyla daha iyi anlatacağımı anladım. Yani yaşanmışlık olarak başlamış ama gerçeküstü süreçte gerçeküstü hale dönmüş. Onun için cevabımız aşık olacak. Bu parçada yazarın kendisine yakın bulduğu yazarın en belirgin özelliği nedir arkadaşlar? Önce uzak bulduğu bir yazardan bahsetmiş. Önce uzak bulduğunu okuyalım cevabımız şurada olacak. Bazı yazarlar vardır ki yazdıklarını bir solukta okunur. Sanki güzel bir şeymiş gibi görünüyor. Hemen başladık, okuduk, bitti diyor. Kendinizi kaptırırsınız yazarların havasına. Hiçbir şey düşünemezsiniz. Yani yazarı okursunuz, hemen biter, hiç de bir şey düşünemezsiniz. Hiçbir şey okumamış gibi hissedersiniz kendinizi. Bazı yazarlarda vardır ki bunları beğenmiyor arkadaşlar. Devamında anlayacağız. Bazı yazarlarda vardır ki yazdıklarını okurken zihnini sürekli çalışır. Bak bu beğendiği tarz. Kapılıp gitmezsiniz yazılarına, cümlelerine, sözcüklerine. Takılırsınız bunlara diyor. Çözmek istersiniz onların anlamlarını. Düşündükçe, yorumladıkça da yeni şeyler bulursunuz o yazarlarda. Yani her okuyuşta yeni şeyler bulursunuz. Bak beğeniyor. O yazarların sizi geliştirdiğini anlarsınız. Siz de o yazarlara yeni anlamlar yükledikçe onları zenginleştirirsiniz. İşte ben bu tür yazarları kendime yakın buluyorum. Yakın bulduğu yazarları sonda söylüyor. Bu yazarlar nasıl yazarlarmış? Her okuyuşta farklı anlam çıkardığımız, özlü yazan, kapalı yazan, okuru düşünmeye sevk eden yazarları okuyormuş. Onun için cevabımız C şıkkı olacak. Okuru düşündüren, düşündükçe, yorumladıkça yeni şeyler bulan, anlamca yoğun yazılar yazmaları olacak. Onun için cevabımız C. Okuru sürükleyen anlatım olması beğenmediği yazarın üslubuydu arkadaşlar herkes tarafından anlaşılmayan üslupla yazmaları. Yani şunu istemiyor. Herkes tarafından anlaşılmasın bunlar. Sadece ben anlayayım falan. Böyle bir şey demiyor. Düşündürtsün diyor. Toplumu yakından ilgilendiren konulara, sadece toplumu ilgilendiren konulara yaz. Böyle bir bilgi yok. Yazdıklarını eleştiri süzgecinden geçirerek yayınlamaları. Hayır yine kendilerini eleştirsinler. İşte eleştirdikten sonra yazsınlar gibi bir söylemi de yok arkadaşlar. Bu parçada verilen örnek aşağıdaki yargılardan hangisini somutlamak için söylenmiştir? Örnek mi istiyorsunuz? Ünlü yazar Falih Rıfkı Atay bizim Akdeniz atlı yapıtında Manavgat şelalesini şöyle anlatıyor. Bakın çok güzel. Karşıma binlerce beygirlik güç boşuna akıp gidiyor. Şelaleye bakıyor. Allah'ım diyor burada bu kadar güç var ama boşa akıp gidiyor diyor. Bu şelale beyaz kuvvetin yani elektriğin en zengin kaynaklarından biridir beyaz kuvvet elektrik elektriğin dolaylamasıdır arkadaşlar bu neyse en zengin kaynaklarından biri çok zengin bir kaynak olduğunu söylüyor bu şelalenin aradan yıllar geçiyor yani Fahri Rıfkı buna parmak basıyor aradan yıllar geçiyor yazarın bu görüşü yöneticiler ve toplum tarafından benimseniyor ve Manavgat'ta Oyma Pınar Barajı yükseliyor baktı ki burada bir güç var elektrik gücü var bunu söyledi daha sonra toplumda ne yaptı? Yön aldı, insanlar buradan fikir çıkardı ve topluma faydalı bir iş yaptı. Onun için cevabımız ne olacak? Cevabımız arkadaşlar Ceyhan olacak. Yazarlar toplumun yararına olacaklarını önceden görür. Bakın önceden gördü ve dile getirdi. Daha sonra da baraj yükseldi. Cevabımız C şıkkı olacak. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? filozof Thales yıldızları gözlemlemek için başını gökyüzüne çevirince önünde kuya düşmüş. Bakın gökyüzüne bakıyor yani çok uzaklara çok ilerlere bakıyor ve önündeki kuyuya düşüyor. Yani ne diyor önüne bak kardeşim diyor ta uzaklara bakıyorsun da önce bir önüne bak sonra uzaklara bakarsın diyor değil mi? Bunu gören nüktedan yani şaka yollu biri de onu, onunla şöyle alay etmiş. Gökte ne olduğunu anlamak istedi. Ya yani çok uzaklara, çok ilerlere bakmak istedi. Ama önünde ve ayaklarının altındaki çukuru göremedi diyor. Arkadaşlar bunun cevabı bursa olacak. İleriye dönük plan ve projeler yaparken ileri dediği arkadaşlar gökyüzü yani uzaklara bakarken diyor. İçinde bulunan durumlara da dikkat et. Yani önüne de bak bir zahmet çukura düşme diyor. Diğerleri niye olamaz? Çağın gelişmelerini dikkate almayıp geçmişe takılıp kalmak. Geçmişe takılıp kalmıyor bu adam. Çok ileriye bakıyor arkadaşlar. Yani gökyüzü geleceği, ileriyi kasteder. Geriyi kastetmez. Sadece yakın çevresine dikkat kesilip bu adam yakın çevresine dikkat kesilmiyor. Bu uzaklara bakıyor arkadaşlar. Güçlü fikirleri dile getirmek önemlidir. Ama asıl önemli olan onlara uygun şekilde. Yani konu önemli ama asıl önemli olan o güzel söylemektir diyor. Ama yukarıda öyle bir bilgi yok. Kendi duygu ve düşüncelerine önem verip başkalarını hiçe saymak. Başkalarının düşüncelerini hiçe saydığını falan söylemiyor yukarıda. Bu parçadan hareketle hangisi söylenebilir? Başlıyorum. Tarih boyunca insanlık evrenin sırrını çözmek için çeşitli mitler, teoriler, bilimsel açıklamalar getirdi. Tamam, insanlar ne yapmış? Evrenin sırrını çözmek için mitler, teoriler, bilimsel açıklamalar getirmiş. Antik Yunan'da bu bir dönemdir. Evrenin düzenli hareket eden kristal kürelerden oluştuğuna inanılır. Bir dönem şuna inanmışlar arkadaşlar. Tamam. Orta çağda dünya merkezli evreni modeli, modeli hakimmiş. Orta çağda şu şekilde oluştuğunu söylüyor. Modern bilimle birlikte yani günümüzde ise evrenin yapısı ve işleyişi hakkında anlayışımız temelden değişti diyor ve görelilik teorisi ve kuantum mekaniği gibi kavramlarla evrenin daha karmaşık bir yapıya sahip olduğunu söylüyor. Yani her dönemde milletler farklı şekilde yorumlamış evrenin sırrını. Hemen cevabımıza gelelim. Cevabımız A. Uygarlıklar Evreni anlama çabasını yani evrenin sırrını anlama çabası kendi dönemlerinin bilimsel verileri ve sınırları içerisinde şekillendirmiş. Evet antik Yunan'da başka bir şey, orta çağda başka bir şey, modern dönemde başka bir şey. Hemen bunlara da bakayım. Evrenin oluşumu ve yapısına dair teoriler bilimin gelişimiyle birlikte evrimleşerek daha karmaşık hale gelmiş... Yani bu karmaşık yapıya döndüğünü söyleyebiliriz ama burada asıl anlatmak istediği şey bu değil arkadaşlar. Yani evet şurada karmaşık olduğunu söylüyor ama burada her evresine atıfta bulunuyor. Her evrede farklı yorumladığını söylüyor. Evrenin anlaşılması ve açıklanması bilimin yanı sıra felsefe edebiyat, felsefe ve edebiyatta iş alakalı hiçbir bilgi yok. Her kültürün ve dönemin bilginleri evrenin yapısı ve işleyişi hakkında kendi perspektiflerine göre yanlı açıklamalar. Yani hepsi taraf tutmuş diyor. Yani yanlı açıklama dediği bu ama taraf tuttuğuna dair bir şey yok. Yani her dönemin felsefe adamı ya da işte bilim adamı taraf tutmuştur diyor. Öyle bir şey yok. Teknolojik gelişmelerle birlikte evrenin yapısına dair mitler ve inançlar yerini kesin ve anlaşılması güç teorilerine bırakmış. Yine böyle bir bilgi de yoktu arkadaşlar.